Ay. Ne ay? İstemiyorum. İçeceksin. Lütfen. Begüm, içine ata ata bu hale geldin biliyorsun. Şimdi içeceksin. Of. Hem asıl yerini boşaltmaya daha başlamadın. Emir çok uzun süreden sonra ilk defa bir yabancıyla bu kadar iyi anlaştı. Faruk oğlum olursa adını Emir koyacağım demiş ona da. Yüzleşmeye en zor yerinden başlayacaksın Begüm. Açılışta karşısına çıkmak istediğine emin misin? Benim yapamadıklarımı şartlar zorluyor hep. Zaten Levent Hoca şu yeni tedaviyi bir an önce denemek istiyorum dedi. Bu çok kötü. Gerçekten çok kötü. Bu ne ya? Bu içilmez ya. İçeceksin Begüm. Çok suçlu hissediyorum ya. Hiç içime sinmiyor seni böyle yalnız göndermek. Pelincim her şeyi senin üstüne yıktım zaten. Daha ne yapacaksın benim için? Bana bak. Hı. Söz ver bana, bu sefer konuşmadan dönmek yok. Ne olursa olsun. Sen merak etme beni. Teşekkür ederim. Merhaba Fikret. Merhabalar. Burası da pek ucuz bir yere benzemiyor yani. Dilara kredi çekmiş. Güya. Merak etme. Bundan sonra parayı hiç kimseye hesap vermeyeceğiz. Ne yani şimdi Süreyya burada mı çalışacak? Ona hiçbir kural işlemiyor bakıyorum. Merhaba. Günaydın, hoş geldiniz. Ben biraz erken geldim. Bir sakıncası yoktur Şahal. Benim bir çok acil işim var, gitmem lazım. Ben sizi şöyle alayım. Buyurun. Buyurun. Evet, ne diyorsunuz fiyat için? O gerdanlık paha biçilmezdir Senem Hanım. Faruk abim, Zeynep. Hoş geldin. Merhaba. Hoş bulduk Faruk abi, merhaba. Süreyya'da o gece olmayan yengem. Olmayan. Gel bakayım şimdi. Evet ya, yaptık bir şeyler. Bakalım nasıl olacak. Bu da çok güzel bu arada. Ne yapıyorsun oğlum sen? Abi sen deme bari 2000'lik kıza ne işte ya. Lan sen kendini benimle mi kıyaslıyorsun? Benim yaşım neredeyse senin iki katı. Bak. Üniversiteyi bitirmeden, işin gücünü kurmadan ciddi ilişki yasak. Tamam mı? Oğlum sana hayatını yaşama diyen yok. Sadece elini tuttuğun herkesi aile ortamına sokma. Flörtlerinle annemin yüreğini hoplatma. Bak buna izin verme. Tamam mı?
Sen evlenmeye karar ver. Herkesin önce ben senin yanımda. Anladın? Hadi. Abi, bir dakika üstün. Merhaba, nasılsınız? Hoş geldiniz. Osman, hoş geldin. Hoş bulduk, hayırlı olsun. Aa, bana mı? Çam sakızı çoban armağanı. Çam sakızı. Ay, inanmıyorum, çok güzel. Osman, bu çok güzel. Ama sen yapmadın değil mi? Sen... İnanmıyorum, sen mi yaptın? Ya teşekkür ederim. Vay be. İşte benim kardeşim böyle incedir. Sonra ben bunu asacak yer arayacağım. Tamam. Demek o yüzden günlerdir biz senin odana giremiyoruz. Ha? İnanamıyorum sana. Onu da mı yapıyorum sana? Ah, dur, geliyorum hemen. Ah, merhaba. Hoş geldin. Hoş buldum. Emir yok mu? Yok, biraz rahatsızlandı. Sizi burada görmek büyük bir sürpriz oldu. Benim için de sürpriz oldu geri dönmek. Siz tanışıyor musunuz? Evet, evet. Begüm Hanım bir süre burada yaşadı. Bir anda da ortadan kayboldu, gitti. Tayiniz çıktı galiba. Ben uzun süredir görmüyorum çünkü sizi. Öyle gerekti. Ne güzelmiş ya. Burada herkes birbirini tanıyor. Ya sevgilim, Begüm Hanım Londra'daymış. Hatta sana bir şey söyleyeceğim. Benim videoyu çeken hanımefendi vardı ya. Gölyazı'daki. Begüm Hanım. İlginç. Ya aslında ilginç değil, bayağı talihsiz bir durum çünkü beynini yedim. Rica ederim, ne demek. Yardımcı olabildiysem ne mutlu. Oldun tabii, olmaz mısın? Aa, asıl daha da ilginç bir şey var Begüm Hanım'la. Süreyya, bak kim geldi. Ay sevgilim, hemen geliyorum. Hocam gelmiş çünkü. Siz zaten tanışıyorsunuz. Hocam. Demek öyle gerekti ha. Merhaba. Yine kaçtın değil mi Begüm? Gözünü seveyim. Öyle bir karşılaştık ki keşke kaçabilseydim. Ne oldu? Süreyya bizi tanıştırdı. Çok kalabalıktı, konuşamadık tabii ki.
Yarın hastaneye gelecek Faruk. Öyle konuşacağız. İyi bari. Benim onların huzurunu kaçırmak için bir anda ortaya çıktığımı falan düşündü. Hayret bir şey ya. Asıl onun huzurunu kaçırmamak için çektin ne çektiysen. Canım o ne bilsin. Aa. Of Begüm. O kadar güzeller ki. Gerçi onların mutluluğuna Emir için sevinmem gerekir ama. Ben benim yüzümü yıkayayım.